Erdoğan çok büyük bir akıl sıçramasıydı. Benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Çok güçlü bir yapı inşa ediyor. Bu yapıyı anlamak için dünyanın dört bir yanına bakmak yeterli. Fakat biz bu videoda dünyanın sadece bir bölgesinde bile Türkiye'nin ne kadar aktif olduğunu anlatacağız. Sömürgelerin merkezi olan Afrika, artık Türkiye'nin öncülüğünde yeniden kalkınmaya çalışıyor. Bu da batılı emperyalistleri kudurtuyor. Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle yaptığı anlaşmalar tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Şu sıralarsa Afrika'nın göbeğinde bulunan Nijer ülkesine yapılan Türk yatırımları hız kazanmaya başladı. Altın ve petrol kaynaklarının yer aldığı Nijer'de zengin uranyum rezervlerinin de olduğu biliniyor. Amerikan merkezli Foreign Policy dergisi, Nijer'in Kasım 2021'de imzalanan sözleşmenin parçası olarak Altı Bayraktar TB2 insansız hava aracını teslim aldığını yazıyor. Amerikan basını, Türkiye'nin bu hamlelerinin şokunu her gün yaşıyor. Amerikan merkezli Foreign Policy dergisinin Türkiye'nin Yeni Afrikalı Müttefiki başlıklı analizde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin askeri ve diplomatik alanını genişletmek için ülkesini son 10 yılda Afrika'da kilit bir müttefik olarak konumlandırdı deniliyor. Ankara'nın Nijer'e silah satışının bu ülkeyi Sahel'deki terörle mücadele çabalarının merkezi haline getirebileceğine vurgu yapıldı. Yazıda, Nijer'in Kasım 2021'de imzalanan sözleşmenin parçası olarak Altı Bayraktar TB2 insansız hava aracını teslim aldığı belirtiliyor. Notuna yer verildi. Anlaşmanın Hürkuş hafif saldırı uçaklarını ve zırhlı araçları da kapsadığı kaydedildi. Nijer hükümetinin SİHA alımlarının Mali ve Burkina Faso'yla üç sınır bölgesindeki DEAŞ ve El-Kaide bağlantılı gruplarla mücadelede yardımcı olacağını umduğu ifade edildi. Öte yandan Nijer'de Türk SİHA'larını barındıracak bir hava üssünün oluşturulmasının düşünüldüğüne dikkat çekildi. Aynı analizde ayrıca, Nijerya yetkilileri Boko Haram ve diğer isyancılara karşı mücadelede yardımcı olmak için Türkiye'den 10 küçük taktik Songar SİHA satın aldı, bilgisini paylaştı. Kıtayla ekonomik ilişkilere de işaret edilerek, Afrika'yla 2003'te 5,4 milyar dolar ticaret hacmine sahip olan Türkiye'nin bu miktarı 2020 yılında 25,3 milyar dolara yükselttiği belirtildi. Afrika'da Türk müteahhitlik firmalarına verilen projelerin değerinin 2021 yılında 71,1 milyar dolara ulaştığı aktarıldı. Afrika kıtasıyla ilişkilerimizin ve işbirliğimizin geliştirilmesi, çok boyutlu dış politikamızın temel ilkelerinden birini oluşturmaktadır. Afrika'nın 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası sistem içinde daha etkin rol oynaması ve küresel sahnede ağırlığı giderek artan bir aktör olması beklenmektedir. Pek çok alanda hızla gelişen kıtanın barındırdığı ekonomik ve ticari potansiyelle jeopolitik ağırlığı birçok ülkeyi ve yatırımcıyı son yıllarda Afrika'ya çekmeye başlamıştır. Türkiye, kendi tarihi tecrübesini, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini, sahip olduğu olanak ve kaynakları Afrika ülkeleriyle Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler ilkesi çerçevesinde ve karşılıklı yarar temelinde paylaşmaktadır. Tarihsel bir temel üzerine inşa edilen Türkiye'nin Afrika politikası,
siyasi, insani, ekonomi ve kültür ayaklarını içerecek şekilde ve ikili, bölgesel, kıtasal ve küresel olmak üzere dört boyutta yürütülmektedir. Nijer'le 1967 yılında diplomatik ilişki tesis edilmiştir. Uzun süre sınırlı seviyede kalan siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz, Afrika'ya açılım ve ortaklık politikalarımız çerçevesinde hız kazanmış, Niamey Büyükelçiliğimiz 3 Ocak 2012'de faaliyetine başlamıştır. Nijer'in Ankara'daki Büyükelçiliği ise Ekim 2012'de açılmıştır. Nijer'in İstanbul, Bursa ve Antalya'da fahri konsoloslukları bulunmaktadır. Nijer'le ilişkilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemde 8-9 Ocak 2013 tarihlerinde Nijer'e yaptığı ziyaret ve Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Soforo'nun 10-13 Mart 2014 tarihleri arasında ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretle yeni bir döneme girmiştir. Son olarak Nijer Başbakanı Birigi Rafini'nin 23-25 Ocak 2018 tarihlerinde Türkiye'yi ziyareti, Nijer'den ülkemize başbakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olmuştur. İki ülke arasında 2012 yılında Büyükelçiliğimiz açıldığı günden bu yana 29 anlaşma imzalanmıştır. Parlamentolar arası ilişkiler bağlamında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Nijer Ulusal Meclisi bünyesinde dostluk grupları mevcuttur. 2019 yılında ikili ticaret hacmimiz 72 milyon Amerikan dolarına ulaşmıştır. Tamamı ihracatımızdan oluşmaktadır. Türkiye-Nijer arasındaki ilk karma ekonomik komisyon KEK toplantısı 5-6 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK ile Nijer Ticaret ve Sanayi Odası CCIN arasında 11 Haziran 2015 tarihinde imzalanan anlaşmayla tesis edilen ve ilk toplantısı 26 Ocak 2016 tarihinde Niamey'de düzenlenen Nijer-Türkiye İş Konseyi'nin ikinci toplantısı 13 Haziran 2017 tarihinde Niamey'de gerçekleştirilmiştir. İş Konseyi'nin 17-21 Haziran 2019 tarihlerinde Niamey'de yapılan son toplantısında İkili iş görüşmeleri, proje sunumları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslar gerçekleştirilmiştir. Nijer'le ilişkilerimizin en önemli veçhelerinden birini kalkınma yardımlarımız oluşturmaktadır. 2014 yılında resmi olarak faaliyete geçen TİKA Niamey Program Koordinasyon Ofisimizle birlikte Nijer'de birçok proje, okul, teknik lise, derslik, fistül tedavi merkezi, cerrahi klinik, ambulans, yetimhane, dostluk parkı, okullara çeşme tuvalet, su kuyuları, kadının iş hayatına kazandırılması, modern tarım hayata geçirilmektedir. Türk STK'larda Nijer'de aktif durumda olup su kuyuları açmakta, ücretsiz sağlık hizmetleri vermekte ve halka gıda dağıtmaktadırlar. Ayrıca her yıl 50 Nijerli hastaya ülkemizde ücretsiz tedavi imkanı sunulmaktadır. Nijer'de 400 civarında vatandaşımız yaşamaktadır. Türkiye Maarif Vakfı'na ait Türk-Nijer Dostluk Okulları Nijer'de faaliyet göstermektedir. 1992'den bu yana Türkiye bursları kapsamında Nijerli öğrencilere burs verilmektedir.